Kayu. Bu ağaç bayağı yüksek. Sakın ha düşmeyin. Affedersin. Çabuk Rosie, hadi. O korkunç aslan nereye gitti? Beni yiyecek şimdi. Kayu, iyi misin oğlum? Bir şeyim yok babacığım. Bu da maceranın bir parçası. Gilbert, patin sıkışmış. Kayu, ben sana ondan tırmanmayın diyordum. Bak Gilbert'a ne oldu? Ben... bana diyorsun sanmıştım. Gilbert'a bir şey olacağını... Çevremizdekileri hep düşünmeliyiz Kayu. Bazen yaptığımız şeyler başkalarını da etkiler. Tamam mı? Hı hı. İyisin değil mi Gilbert? Ne oldu ki? Rahat ol Gilbert. Ben seni her şeyden koruyacağım. Miau! Gilbert? Gilbert'in ayağında küçük bir kırık var. Ayağını sarmamız gerekiyor. Ve mutlaka birkaç hafta dinlenmesi lazım, tamam mı? Ama iyileşecek değil mi? Siz hiç meraklanmayın. Ama çabuk iyileşmesi için ona günlük rutininde hepinizin biraz yardımcı olmanız gerekecek. Ben yardımcı olurum. Çok iyiyimdir. Gilbert, çıkarma onu. Bandaj ayağının iyileşmesi için. Bence en iyisi bandajıyla oynamasın diye bir yakalık külah taksın. Külah? Dondurma külahı gibi mi yani? Yum! Hayır, bu külaha biz yakalık diyoruz. Böylelikle Gilbert bandajını ısıramayacak. Günaydın seni uykucu kafa. Tada! Gilbert, dikkat et. Kayu, kediler bizim gibi portakal suyu içemezler ki. Gilbert'in sevdiği şeyleri düşünmeye çalış biraz. Ejderhayı salın. Ejderhayı salın. Bir dakika, bu ejderha değil ki. Bu bir korkunç T-Rex. Neyin var oğlum? Gilbert artık benimle oynamıyor. Ejderhacılığı denedim, dinozorculuğu, her şeyi. Hazırladığım kahvaltıyı da sevmedi. Sadece uyumak istiyor. Kayu, ayağın kırıldığı zamanı hatırla. Günlük hayatında yaptığın her şey ne kadar zordu hatırlasana. Hadi şimdi lütfen kendini Gilbert'ın yerine koy ve bir düşün, tamam mı? Ama ben nasıl kendimi... Yani onun hissettiklerini anlamaya çalış ki yardım edebilesin. Gilbert'in ayağı bayağı iyileşmiş. Aferin, ona çok iyi bakmış olmalısınız.
Gilbert'ın hissettiklerini hayal ettim. Yardım etmek kolaydı. Evet izciler, bugün ilk kamp seyahatimizi gerçekleştireceğiz. Çadırlarda uyuyacağız, doğada vakit geçireceğiz ve kamp ateşinde marshmallow pişireceğiz. Hey, yuhu! Evet. Bu çok güzel ama hep dikkatli olun ve en önemlisi bizim sözümüzü her zaman dinleyin. Anlaşıldı. Siz ormandayken gözünüz hep açık olsun. Wow. İzci Kayu, ormanda neden hep dikkatli olmamız gerekiyor? Güvenli bir şekilde eğlenebilmemiz için. Aferin. Şimdi öncelikle hadi çadırları kuralım. Gelin benle izciler. Galiba burada uyuyacak olmak beni biraz korkutuyor. Anlıyorum Kayu ama kamp çok zevkli. Kamp ateşinde marshmallow yapacağız. Ve hava kararınca... Ben de onu diyorum. Karanlığı sevmiyorum. Çok korkunç ve burada gece lambam da yok. Karanlık korkunç değil, çok da eğlenceli. Gece olduğunda yukarı bakıp bütün yıldızları görebilirsin. Wow! Bütün yıldızlar mı? Clementine! Neler oluyor? İyi misin? Anne! Korkma canım. Hallettim. Sadece uğur böceği. Korkma. Sağ ol kurtardığın için anne. Yani Bayan Jasmine. Önemli değil Clementine. Korkmuştun. Biliyorum böcekleri sevmiyorsun. Uğur böceğinden mi korktun? Herkesin korktuğu bir şey vardır Kayu. Bak! Vay! Ne kadar fazla var! Harika! Ateş böcekleri çok enteresan. Durun, onlar böcek mi? Merak etme, bir şey yapmaz. Küçük ışıklarını yakarak uçuşup dururlar. Evet, dediğin gibi gerçekten bunlar çok güzeller. Hey, bak gece lambam yok diyordun. Al sana gece lambası. İyi geceler Clementine. İyi geceler Kayu. İyi geceler.
İyi geceler. Pekala. İyi geceler izciler. Hadi şimdi güzelce uyuyun. Affedersiniz. Fanı açmaya çalıştım fakat yanlışlıkla her şeyi kapatmışım. Ama çok yaklaşmıştık. Ben çok yaklaştım demek istedin. Yok. Sakin çocuklar. Ben bir yukarıda sigortalara bakayım. Hemencecik soğur ortalık yine. Ama acayip sıcak. Evet, resmen eriyorum. Sanki böyle şey gibi. Lava! Rosie, kendi adanda kal, tamam? Tamam. Merdivenler. Orta güvende oluruz. Herkes kendi başına. Hadi bakalım ilk deneme. Yükselmeye başladı. Merdivenlere buradan yetişemeyiz. Yeteri kadar yastığımız yok. Sadece benlik yer var. Üzgünüm Kayu. Belki bu sefer olur. Düşündün Kayu. İyi gıcırdı attın Leo. Lavayı durdurmamız lazım. Baba, Gilbert'ı kurtardık. Bu harika Kayu. Ben de bunu tamir etmek üzereyim. Oh.
sefer oldu. Gilbert bize uğur getirdi. Bu ne demek biliyorsun? Sandalyelere bineceğim. Ama başını çok döndürüyor. Fuar. Oh, bugün gidebileceğimizi zannetmiyorum. Anneniz biraz hasta gibi. Ama. Yok. Fuar. Üzgünüm çocuklar. Peki sen bizi götüremez misin baba? Maalesef çalışmam lazım. Annemizin iyi hissetmesini sağlayabilirsek belki gidebiliriz. Ne oluyor? Doktor Kayu ve hemşire Rosie seni iyileştirmeye geldiler anne. İyi. Peki. Ne mutlu. Hastamız şimdi hazır. Tamam. Evet, bu biraz sıcak. Bu... Portakal suyu. C vitamini. Doktor Kayı'yı dinliyoruz. Bayağı değişik. Hepçi. Yara bandı lazım hemşire Rosie. Teddy? Teddy de olur. 50 adet. Yok, 100 tane Teddy kucaklaması lazım Rosie. Tabii ki. Gıdıkla sarı. 1. Gıdıkla sarı. 2. Gıdıkla sarı. 3. Gıdıkla sarı. 4. 97. 98. 99. Ve 100 Rosie. Kalktım. Harikasın Rosie. Ve Teddy. Evet anne, sen dinlen ve biz hemşire Rosie ile konuşalım. Bu bence çok iyi bir fikir. Anne, iyileşme yok. Hayır. Ne yapsak acaba? B.C. Yardım lazım bize. Kim bize yardım edebilir? Baba! Dikkat dikkat, hemşire baba. Açık sarı alarm, açık sarı alarm. Tamam. Üzgünüm Kayu ama baba çalışıyor. Ama bizim sana ihtiyacımız var. Ve anne! Ve anne, tamam. Hemşire, baba hemen geliyor. Nasıl? Tahmin etmiştim. Nedir durum baba? Annenizin hastalığı ciddi bir sümkürenzi. Bize bayağı mendil gerekecek. Bol bol, fazla fazla mendil. Tamam,
Peki. Sağ olun. Bu yeterli. Oh, bugün bana çok yardımcı oldunuz. Üzgünüm fuara gidemediğimiz için. Ama siz... Aa, evet fuar. Doktorculuk çok eğlenceliydi. Fuarı unuttuk. Olsun. Hadi annemiz biraz dinlensin artık. Peki son bir ilaç daha. Bir... Sevgi sarılması. Yeni bir hastamız oluyor gibi Rosie. Aa.